Çok kıymetli KON TV izleyicileri, İslam Hayat programına hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geliyor nihayet. Bir yıllık yolculuktan sonra yine beraber olacağız inşallah. Çok az bir zaman kaldı. Bu aya girerken, manevi iklime girerken, Ramazan ayına girerken neler yapmamız gerekiyor? Ve özellikle Ramazan ayında nasıl bir oruç tutmamız gerekiyor? Nasıl bir ibadet hayatı olması gerekiyor bir Müslümanın? Onu konu edineceğiz bu akşam. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker. Sen hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yine maneviyat iklimine gireceğiz inşallah Ramazan ayına. Elhamdülillah, Ramazanımız geliyor. Her sene Müslümanlar özlemle bekliyor. 11 ayın sultanı diyoruz adı üstünde. Evet. Ramazan ayına girerken Müslümanlar nelere dikkat etmeli ve girdikten sonra da oruç nasıl tutulmalı, ibadet hayatı nasıl olmalı dilerseniz buradan Karşılıklı başlayacağım. Sohbetle bir işi Evet, götürelim. buyurun hocam. Öncelikle yıl içinde Ramazan ayının yerini bir tespit edelim. Yani 11 ayın sultanı derken nasıl bir konumda bulunuyor? O girişle girmiş olalım. Biliyorsunuz bütün takvimlerde yıllar 12 aydan meydana geliyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten yer gök yaratılalı beri Allah katında ayların sayısı 12'dir diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Demek ki kainat yaratılalı beri yapılabilecek takvimlere uygun olarak kainat 12 aya göre ayarlı yaratılmıştır. Gerçekten de tarih boyu uygulanmış 5-10 tane takvim varsa, 7-8 tane takvim varsa hepsinde ay sayısı 12'dir. Hiçbir toplum, takvim ortaya koyan hiçbir toplum yılı 10 ay olarak, 15 ay olarak düşünmemiş. Hepsi 12 ay olarak düşünmüştür. Bu ayrıca üzerinde dikkatle durulması gereken bir noktadır. Adeta sünnetullah gibidir. Hani materyalistlerin tabiat kanunu dedikleri şey var ya, ilahi kanun gereği olarak Evet. bütün takvimler 12 olarak, 12 ay olarak düzenlenmiştir. Bu 12 ay içerisinde bizim dini kültürümüze göre bir 3 aylarımız var. Bir de haram aylarımız var. Haram aylar kültürü pek bilinmiyor Müslümanlar arasında. Yeniden canlandırmak gerekiyor. Haram aylar derken hem saygın anlamına geliyor, hem de haramlara karşı biraz daha titiz davranmak anlamına geliyor. Mesela haram aylarda diyelim ki sair zamanlarda çapulculuk, hırsızlık, adam öldürme yoktur. Doğru. Bu aylara geldiği zaman biraz daha titizlik istiyor bu. Veya sair aylarda savaş yapabiliyorsunuz. Haram aylara geldi mi savaş yapmak yasaktır. Yani Müslümanlara saldırı olmadığı sürece Müslümanlar bu aylarda savaş Yapmazlar. yapmayacaklardır. Ama bu kültür unutulmuştur. Bunu yeniden canlandırmak gerekmektedir. Haram aylar Haram denilen aylar. Aslında haram aylar kültürü Peygamberimizin peygamber olarak gönderildiği müşrik toplumda bile biliniyordu ve saygı duyuluyordu. İlginçtir. uyguluyorlardı yani bu geleneği. İlginçtir. Müşrikler haram aylardaki ilkeleri, kaideleri uyguluyorlardı. Yani müşriklerin baştan sona her şey yanlış diye bir şey yok. Arada doğruları ve Doğrular da güzelleri vardı. de Ama bu vardı. nereden geliyordu hocam peki? Hazreti İbrahim'den beri Nereden geliyor. geliyordu? Hanif dininden beri geliyor. Hazreti İbrahim tabii ki Mekke'ye ilk yerleşenlerden Hazreti İsmail onun oğlu. Zemzem çıktıktan sonra oraya insanlar öbeklenmeye, toplanmaya başladılar. Belki de Hazreti Nuh tufanından önce orada bir toplum vardı. Öyle inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in işareti bunu gösteriyor. Hazreti Nuh tufanında yerle bir oldu, öyle tahmin ediyoruz. Ondan sonra aşağı yukarı 2000 sene Hazreti Nuh ile Hazreti İbrahim arasında 2000 senelik bir zaman var. Allah'ın emriyle Hazreti İbrahim Filistin'den Mekke'ye gitti. Oraya Hacer annemizle oğlu Hazreti İsmail'i yerleştirdi. Zemzem çıktıktan sonra oraya insanlar tekrar toplanmaya başladı. Ve Mekke ikinci defa kuruldu diye tahmin ediyoruz. İşte Hazreti İbrahim o şehri kuran kişi olduğuna göre örfü koyan da odur. Ve müşrikler arasında putperestliğin yanı sıra putperestlik sonradan katılma
Eskiden putperestlik Mekke'de yoktu. Hazreti İsa'dan yaklaşık 600 sene kadar önce putperestlik Mekke'ye geldi. Yani Peygamberimizden 1100 sene önce, 1200 sene önce putperestlik şeye geldi. Mekke'ye geldi. Hatta Amr bin Luhay diye bir adam. O mu getirmiş hocam? Tabii. Şam'a ticaret için gitmiş. Orada bakmış ki taştan vesaireden yapılma bir takım şekillere, heykellere insanlar ibadet ediyorlar. Hoşuna gitmiş. Hübel ismindeki putu satın almış. O taşı. Nereden nereye geleceğim? Deveye yüklemiş. Neredeyse 2000 kilometre veya 1800 kilometre. O putu getirmiş yani orada. O putu. Orada. Ben o devenin ne çektiğini düşünüyorum. 1800 kilometre bir taş putu Şam'dan oraya getiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kişinin ahiretteki halini bize anlatıyor. Diyor ki, bağırsakları sanki karnından yere dökülmüş. Kendisi yürüyor, bağırsaklar da arkasından sürüklenir geliyor. Şeklinde putperestliği Mekke'ye ilk getiren insan olarak düşünüyoruz. İşte bunların yanı sıra Hazreti İbrahim'den gelen bir doğru şeyler vardı. Haramalara riayet olsun, bozuk da olsa haccı devam ettirmek olsun, Kabe'ye saygı durmak, saygı duymak, Zemzem'e saygı duymak gibi bir takım şeyler de yaşıyordu müşrikler arasında. Bizim şimdi Müslümanlar olarak gerçekten haram aylar kültürünü iyi işleyip örf olarak yeniden yerleştirmemiz gerekiyor. Peki haram aylar hangileridir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tevbe Suresi 36. ayette geçen haram aylar ifadesini 4 tanesi, 12 aydan 4 tanesi haram aylardır diyor ayet-i kerime. Hangi aylar olduğunu söylemiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde bu 4 ayların hangisi olduğunu bize söylüyor. Tarihin yerli yerini bulduğunu, günlerin tam yerine yerleştiğini haber veriyor. Kim bundan sonra tarih değiştirirse Allah'ın, meleklerin, insanların laneti üzerine olsun diyor. Yani haram aylar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından veda haccında bile tembih edilmiş, vasiyet edilmiş bir mevsimdir. İlginçtir. Hem ayette geçiyor hem Peygamberimizin veda hutbesinde. İslam Müslümanlar arasında bu örf olmamış. 3 aylar örf olmuştur. Bunun sebebi ne ki acaba? Halbuki 3 aylar hadislerle belli edilmiştir. Haram aylar ayetlerde geçiyor. Sebebi Allah-u Alem şu. Kimi görüşler, İslam alimleri görüşleri, haram ayların hükümleri kaldırılmıştır. Peygamberimiz tarafından nesh edilmiştir görüşü vardır. Ve dolayısıyla Peygamberimizden sonra artık bunun hükmü kalmamıştır görüşleri var. Belki de bunun için yer etmemiştir ama bu fikir biraz zayıf gibi geliyor çünkü kaldırılmış olsaydı Peygamberimiz veda hutbesinde bunu söylemezdi. Evet, söylemezdi. Veya kaldırıldığını söylerdi. Artık yoktur derdi bu tabii, saatten sonra. Evet. Kaldırıldığını söylemediği gibi vurgu yapıyor. Şu aylardır diyor ve bunlara riayet edilmesini söylüyor. Demek ki devam eden bir süreç yani. İşte bundan etmesi dolayı gereken bir süreç. Kaldırılmıştır. Daha görüş doğrusu. Biraz zayıf kalıyor kanaatimce. Ama biz buna rağmen bu kültürü yerleştirsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gayet de güzel olur. Gayet güzel olur. Haram bir şey de işlenmiş olmaz üstelik. Böyle bir görevimiz var. İnşallah biz zaman zaman programlarda haram ayları gündemde tutalım ve yerleştirmeye çalışalım. Bir de 3 aylarımız var. Malum ümmeti Muhammed bu 3 ayları zaten en çok bu 3 ayları biliyor. Recep, Şaban, Ramazan. Haram aylar ise Recep. Recep hem 3 aylardandır hem haram aylardandır. İkisinde de yer alıyor. Haram ayların diğer 3'ü de ard arda geliyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayları. Kurban Bayramı tam bunun ortasına denk geliyor. Yani hac haram aylardan 3'ünün tam ortasına denk geliyor. Dolayısıyla şöyle oluyor. Çölde diyelim ki cahiliye zamanlarında
efendim çapulculuk vardı, eşkıyalık vardı, kervanlar soyuluyordu, baskınlar yapılıyordu vesaire. Haram aylara geldi mi hırsızlar dahi hırsızlığı terk ediyorlardı. İlginçtir yani. Gelenek oturduğu gelenek, için değil mi o dönemde? Evet. Ve bu aylardan birisi birini öldürdüğü zaman ya da bir hırsızlık, bir çapulculuk yaptığı zaman bütün kabileler kınıyorlardı ve bir haksızlığın telafisine çalışıyorlardı. Bütün kabileler, müşrikler yani. Tabii tabii. Peki bu üçün için ard arda birinin için tek Recep ayı ve Kurban Bayramı tam ortaya denk geliyor. Çok ilginç bir arka planı var. Bu aylarda eşkıyalık şu bu olmayınca, çapulculuk olmayınca Arabistan'ın ta ücra köşelerinden adam tek başına bile olsa devesine biniyor. Rahatlıkla hiçbir endişe duymadan hac yapıyor, geri evine dönebiliyordu. Güvenli bölge yani. Güvenli zaman dilimi. Evet, zaman dilimi. Sadece acaba kurtla karşılaşır mıyım, devemi yani, yer miyim? Yani. Onda kılıcı vardı elinde. Bir şey olmazdı. Ya da tek başına değildi, bir kervan halinde geliyorlardı. Bir emin filan, emniyet noktasında bir şeyle endişeler yoktu. Recep ayı da tek başına, o da Allah-u Alem daha kısa mesafelerden umre yapmak isteyenler için bir güven mevsimi oluşuyordu. Böyle güzel bir şey vardı. Bu haram aylar kültürünün dediğim gibi tekrar yaşatılması, canlandırılması gerekmektedir. Üç aylara gelince Recep, Şaban, Ramazan malum. Öncelikle şuna işaret edeyim. Kimi geleneğe biraz da düşman çevreler var zamanımızda. Evet. Geleneksel İslam kültürüne düşman olan mezhepler, müştehitler, hadisler, hadis-i şerifler vesaire. Silip atan bir gelenek bu oluştu. Aylarda halk biraz dine dönüşü fazla yapınca ya da bu aylarda ibadeti fazlalaştırınca bunların hoşuna gitmiyor. Ve diyorlar ki bu günlerde, bu aylarda ibadeti artırmak bid'attır, uydurmadır, bilmem nedir. Halbuki en sağlam hadis kitaplarımızdan mesela Riyazu Salihin'i alsınlar. Ki bu çevreler Riyazu Salihin'i okurlar, bilirler. Orada şöyle bir rivayet vardır, okuyabilirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 aylar girince ibadeti artırırdı. Şaban ayı girince, Recep ayı girince artırıyordu. Şaban ayı girince biraz daha artırıyordu. Ramazan ayı girince daha da artırıyordu. Ramazan'ın 20'sinden sonra ise tamamen el etek çeker, Ramazan'da mescide kapanır, tümden ibadete dalardı. Bugünlerde ibadeti artırmak bid'attır, uydurmadır diyenler bu kitaptan bu rivayete baksınlar ve hatlarını öğrensinler. Yani Müslümanların 3 aylar başlayınca bunu şenlikle karşılamaları, oruçta, namazda biraz artırıma gitmeleri uydurma değil, bid'at değil, Peygamberimizin sünnetine uygun bir harekettir. Bu aylar ne kadar örfe yansır da kutlanırsa, sevinç gösterileri yapılırsa yeridir. Konya'da mesela şivlilik adetli. Çocukların eline birer torba alarak evleri dolaşıp kuru yemiş toplamalar çok güzel bir adettir. Bu devam ettirilmelidir. Mesela köyde biz büyüdük. Küçüklüğümüzden biz şöyle bir şey hatırlıyoruz. Yılbaşı olunca ki yılbaşı diyelim ki Muharrem ayı ile başlıyordu ya da diyelim ki mübarek günler olsun. Komşular birbirine yağlı çörekler, bişi dedikleri yani yağlı çörekler. Yılbaşı olduğu zaman. Veya diğer günlerde yağlı çörekler gönderirlerdi. Aşura günü aşura çorbası pişirilir, komşulara dağıtılır. Ondan sonra bu mübarek günlerde tekrar vesairelerde bakıyorsunuz ki çocuklar evleri dolaşırdı. Bizim çocukluğumuzda da vardı. Ve evlerden işte o ev artık ne verirse yiyecek olarak onları toplarlardı. Bir şenlik olurdu çocuklar için. Bu adetlerin olması hem bugünlerin mukaddesliğinin yaşatılması hem de dini duyguların canlı tutulması açısından önemlidir ve devam ettirilmelidir.
bunlar bid'attır, şudur, budur diye karşı çıkmak bir defa bence körlüktür yani. Biraz da taassuptur, yobazlıktır. Bunun bid'atla şununla bununla ilgisi yoktur. O gün gelmiştir, sevinç belirtisidir. Bunun dini bir hükmü etkilemesi, değiştirmesi diye bir yönü yok ki yani. Sen bunu bid'at sayasın. Böyle. Böylece Ramazan'ımıza giriyoruz. Evet. Evet. Yani hakikaten bu aylara baktığımızda hani bid'at diyenlere söylemek lazım. Yani Müslümanlar Allah'a yaklaşmak için ibadet etmelerinde ne gibi sakınca var? Bunu sormak lazım. Şimdi o kişilere göre bu son derece sakıncalıdır. Çünkü dini ilavelerde bulunuyorsun. Halbuki böyle bir şey yok. Her şeye böyle bid'at gözüyle bakan insanlar gide gide o kadar dar kafalı hale gelirler ki onlardan daha yobaz insan göremez olursunuz. Evet. Muannit ve yobaz. Evet. Bir de hani 3 aylara girdik hocam da bu şu an belki gündemimizde de var. Recep, Şaban, Ramazan. Ramazan. Bizim 3 aylar dedim, mübarek aylar, güzel evet, aylar. Evet. Bu ayların isimlerini önceki sinema filmlerinden de çokça görüyoruz mesela. Özellikle Şaban ismi çok kullanılarak alay edilen bir isim halinde kullanıldı. Ramazan da hakeza öyle biraz. Ramazan o kadar pek de şey yani yapamadı. Bazı filmlerde var hani görüyoruz Recep'le ama. Recep'le biraz. Recep'le mesela Recep İvedik gibi bir filmle belki insanlar bu güzel ismi çocuklarına koyacak ama ya işte ona belki adlandırır diye koymaktan vazgeçiyorlar. Özellikle Şaban ismi mesela hiç konulmuyor. Şimdi manaları çok güzel olduğu halde örfe yanlış yansıtıldığı için tuhaf karşılanan kelimeler var maalesef. Sizin dediğiniz gibi bir Şaban'ın hiç de tuhaf tarafı yani, yok. Normalde yok. Özellikle bu isim Karadeniz'de daha çok konuluyor. Ve dediğiniz gibi filmlerle, şunlarla, bunlarla alay konusu edildi ve Müslümanlar artık koymaktan çekiniyorlar. Bence manası saptırıldı diye Müslümanların bundan vazgeçmemesi gerekir. Israrla o bozdurulmuş olan manası asliyetine çevrilerek bu isimler konulmalıdır diye düşünüyoruz. Evet. Evet. Peki geldik Ramazan ayına Sayın Hocam. Evet, geldik Ramazan Müslümanlar ayına. Müslümanlar dört gözle bekliyorlar. Gerçekten evet. Ramazan ayı bereket, rahmet ayı, mağfiret ayı, oruç ayı. Evet. Bu ayda özellikle girerken ve Ramazan ayına girdikten sonra neler yapmalılar Sayın Hocam? Önce kelime manası üzerinde duralım evet, isterseniz. Evet. Bir Ramazan bir de oruç kelimesi nasıl oruçmuş? Ramazan Arapça bir kelimedir ve yakmak anlamına geliyor. Yakmak böyle susuzluktan kavruluyor ve yanıyorsun ya. Dolayısıyla oruçta insan özellikle sıcak günlerde su içesi geliyor, içemiyor. Ondan sonra bir yerde yanıyor içi filan ya ondan dolayı bu aya Ramazan adı verilmiştir. Bundan şunu anlıyoruz ki İslam'dan önce de buna Ramazan dendiğine göre Allahu alem Ramazan ayında önceden de zayıf ve böyle unutulmaya yüz tutmuş bile olsa Ramazan ayında bir oruç tutma tutuluyormuş gibi bir şey aklımıza geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 183. Bakara 183. ayette Rabbimiz Teala sizden öncekilere emredildiği gibi oruç size emredildi buyuruyor. Muhtemelen belki de Allahu alem Ramazan ayında önceki ümmetlere de oruç emredildi ve bunlar kendi dinlerini bozdukları gibi oruç ibadetini de bozdular ya da çok az bir kısım bunu sabit tutabildi. İslam yeniden orijinal şekline çevirerek Ramazan'da orucu emretti. Ve böylece artık Ramazan ayı oturmuş oldu. Bir defa bütün peygamberlerde ortak olan ibadetler var. Hazreti Adem'den bu yana. O da nedir? Namaz. Bütün peygamberler hepsine emredilmiştir. Kaçış yok yani namazdan. İlla yok, kılacakmışsın. Bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde namaz vardı. Bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde oruç vardı. Bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde zekat, kurban, sadaka vardı. Bütün peygamberler demeyelim ama Hazreti İbrahim'den bu yana yani 4000 seneden bu yana hac ibadeti
aynı bizim şu yaptığımız şekliyle mevcuttu. Hazreti İbrahim'den önce ile ilgili bir bilgimiz yok. Allah-u Alem yine de hac vardı diye tahmin ediyoruz. Ama Hazreti İbrahim'den itibaren kesin var yani. O kesin o. Kesin. O tabii Hazreti İbrahim haccın emredildiği tabii. Ve haccı insanlara ilan ettiği Kur'an-ı Kerim'de sabit. Ve yani. O mesela şeytan taşlamalar Kabe, tamamen. Kabe, tavaf hepsi. Tavaf hepsi Hazreti İbrahim. Arafat'ta vakfe, tabii. Müzdelife hı. Vakfesi, şeytan taşlama, kurban kesme, tavaf, zemzem hepsi vardı yani. Aynı bizim yaptığımız hac. Hı hı. Hazreti İbrahim tarafından uygulandı. Ondan bu yana yani 4000 seneden bu yana hac hiç eksilmeden yapıla geldi. Müşrikler zamanında biraz eksilmeler vesaire ilaveler yapıldı ama Peygamberimiz yeniden eski şekline çevirdi. Ve o günden bugüne artık bozulması olmamak kaydıyla kıyamete kadar da devam etmesi kaydıyla netleşti. Evet. İşte oruç bütün ümmetlere emredilmiş bir ibadettir. Evet. Şimdi bu geçmişte özellikle bu Orta Doğu, Türkiye'nin doğusu, Mezopotamya, İran, Horasan civarları buradaki diller birbirlerine kelime almış vermişlerdir. Mesela ben sadece Türkçenin Arapçadan kelime aldığını zannediyordum. Bir ara Araplarda bulundum. Baktım ki halk arasındaki Arapçada da Türkçe kelime epeyce var. Etkileşim olmuş yani. Hatta okuduğumuz yerlerde Kuzey Afrika'dan gelenler vardı. Onların dillerinde de Türkçe kelimeler vardı. Tabi Osmanlı'nın etkileri belki. Tabi tabi. Yani, hatta İspanya'da Endülüs'te bir dükkanın levhasının üzerine okudum. Arapça yazmış. Zaten Afrika'dan, Fas'tan karşıya geçtiğin zaman bir süre Arap şeyi devam ediyor. Toplumu devam ediyor. Yani levhalar hem Latince hem şeyce. Arapça. Arapça yazılı. İki. Yol kenarındaki trafik levhaları da öyle. Baktım meczeretul boğaz diye bir kelime. Meczere kasap yani. Boğaz kasabı. Boğaz kasabı. Boğaz kasabı. Boğaz. İşte Osmanlı egemenliğinden dolayı orada Kuzey Afrika'ya geçmiş. Oradan da Endülüs şeyine geçmiş. Mesela birer kelime vermişler. Bu dini ıstılahlarda da böyle olmuş. Mesela namaz kelimesi Farsçadır. Veya diyelim ki kurban Arapçadır ama Arapçada Kur'an-ı Kerim'de kurban kelimesi geçiyor da bizim bildiğimiz kurban anlamında geçen bir kelime pek görmüyoruz. Daha doğrusu bu kelimeyi biz Türkiye'de, efendim İran'da, Hindistan'da, efendim Güneydoğu Asya'da filan görüyoruz bu kelimeyi. Kurban kelimesini. Abdest kelimesi mesela Türkçe değildir. Değil mi? Abdestten. Tabii. Bu oruç kelimesi de Farsça kaynaklıdır ama Türkçeleşinceye kadar başına bir sürü hal gelmiş. Farsça'da ruz diye bir kelime var. Ruz. Hani nevruz filan diyoruz ya. Evet hocam. Ruz gün demektir. Ruz kelimesinin ya da başka bir kelimenin arkasına E harfini eklerseniz, buna okunmayan E deniliyor. Eklerseniz Türkçedeki lik ekinin manasını verir. Mesela diyelim ki hiç unutamayacağımız bir iki örnek vereyim. Diyelim ki sebz yeşil demektir. Sebze dediğin zaman yeşillik olur. Sonra lik manası gelir. Sebze yani Türkçe değildir. Sebz yeşil, sebze yeşillik. Heft yedi demektir. Hefte olunca yedilik olur. Hafta yedilik demektir. Veya zert kelimesi sarı demektir. Zerde oldu mu sarılık anlamına geliyor. Bildiğimiz şu zerde şeyi var ya, düğün yemeklerinde verilen tatlı ya da sarılık hastalığı, bu Farsçadır yani. Neyse, ruze kelimesi günlük anlamına geliyor. Günlük, gündüz yapılan iş anlamına geliyor. Biliyorsunuz Türkler arasında R ile başlayan kelimelere bir sesli harf eklerler. Mesela Recep'e İrecep demeleri gibi bir harf ekliyorlar. Ruze olunca bir U eklemişler, Uruze olmuş. Zaten Türkiye Cumhuriyetlerde oruca oruç demezler, Uruza derler. Uruza. Oroza derler, Oroza. Oroza başlıyor. Oroza diyorlar. Şimdi
Uruze olunca bu uruze kelimesi kullanıla kullanıla sonundan başından bir şeyler kaybetmiş, değişmiş, oruç olmuş. Oruç olmuş. Oruç olmuş. Yani serüveni bu şekilde. Oruç günlük ibadet anlamına geliyor kelime olarak. Günlük anlamında. Gündüz yapılan amel anlamına geliyor. Gündüz yapılan. Bu Farsçada hani est diye eklerler değil mi hocam? Evet. Est taksa. Şimdi evet. Hocanın birisine demişler Farsça bilir misin? O da bilirim demiş. Peki o zaman bize Farsça bir şeyler söyleyiver deyince hoca şu beyti okumuş. Kafir soğan kat kat libas giyerest, mor menekşe boyuncağızın bükerest. Dinleyenler demiş ki hocam bu nasıl bir şey Farsça oldu? Demiş ki sonunda est var ya daha ne olursun. Evet. Yani Farsçanın hani kelime Farsça olarak şeyini kolay buradan bir dildir. Hem de evet. Estetik bir dildir. Edebiyatı çok güçlü bir dildir. Zaten Osmanlıca'da da biliyorsunuz Arapça, Farsça ve Türkçe ağırlıklı bir edebiyattır, bir dildir. Öyle bir yönü var yani. Evet. Evet, şimdi hani bu hikayeden şunu da çıkarabiliriz aslında. Hani sonunda est var ya daha ne olsun demiş hoca Farsça. Şimdi bizim Müslümanlarda da Ramazan ayına girdiğimizde ya da diğer sair günlerde hani böyle Müslümanlık olur mu? Müslüman beş vakit namaz kılması lazım, şunlar yapması lazım dediğimiz zaman işte Cuma'ya gidiyoruz ya daha ne olsun? Evet. Teravih'e i̇şte Ramazan'da oruç tutuyoruz ya. Bayram Ramazan'a gidiyor ya. Teravih'e gidiyoruz ya daha ne olsun hani derler. Evet. Bu noktada ibadet hayatı da Ramazan'da tamam teravih kılacağız diye ibadetler yapacağız ama aslında Müslümanların tüm yıl boyunca aynı ibadetlerine devam etmesi gerekmez mi? Tabii öyle de. Şimdi oruca tekrar dönersek, orucun tarihçesine biraz dönecek olursak dedi ki oruç ibadeti bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde vardı diyoruz. Hatta susmak suretiyle de oruç vardı. Mesela bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Hazreti Meryem anamızla ilgili surede görüyoruz. Zekeriya Aleyhisselam'da görüyoruz. Hazreti Meryem biliyorsunuz evlenmeden çocuk dünyaya getirmiştir. Allah Teala ona tembih etmiştir. Eğer insanlardan birileri sana laf edecek olursa onlara de ki ben bugün Rahman'a bir oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım diye tembihte bulunmuş. Demek ki konuşmamak suretiyle de oruç tutuluyormuş. Yani adam oruca bir niyet ediyor, ağzını kapatıyor. Ne su içiyor, ne ekmek geçiyor ağzından içeriye, ne de ağzını açıp konuşuyor. Sadece ibadet ile meşgul oluyor. Böyle bir ibadet varmış. Ümmet-i Muhammed'den konuşmamak hükmü kaldırılmış ama tembih edilmiş. Ağzınıza sahip olun, boş boğazlık yapmayın. Susmayı becerin, hayır söyleyin. Bunun dışında male yanilik bilmem şu bu kaba saba sözler söylemeyin. Hatta kaba saba sözler, gıybet, iftira, yalan, küfür, sövme vesaire orucu bozar diyen mezhepler var. Oo. Evet, oruçlu adam gıybet etti diyelim ya da iftira etti veya sövgü, kalp kırdı ya da başka bir sövgü şey yok, sözleri kullandı filan, orucu bozulur diyen mezhepler var. Getirdikleri deliller de yabana atılacak deliller değil. Ama o delilleri bizim meşhur mezhepler orucu bizzat bozucu değil, sevabını bitirici olarak anlamışlardır. Onun için, manevi anlamda. Tabii, onun için bizim örfümüzde gıybet, iftira orucu bozmuyor, bozar diye bir hüküm bilmiyor bizim toplum. Ama sevabını bitiriyor yani. Sevabını bitiriyor. Peki İslami dönemde oruç nasıldı Mekke'de, durum nasıldı? Mekkeliler, müşrikler yani oruç ibadetini biliyorlardı. Yani savm denildiği zaman, oruç denildiği zaman nasıl bir ibadettir onu biliyorlardı. Yemeden, içmeden, akşama kadar durmak olduğunu biliyorlardı. Hatta sofu bazı müşrikler vardı ibadete düşkün. Yani müşrik de olsa bir dini vardı. O dine düşkün müşrikler vardı. Onlar Aşura günü oruç tutuyorlardı. Muharrem'in 10. günü. Demek ki o da o gelenekten. Hani bu da işte Hazreti İbrahim'den geliyor. Muhtemelen Medine'deki Yahudilerden de öğrenmiş olabilirler. Aşura günü oruç tutuyorlardı. Oruç emri ilk defa peygamberliğin ilk yıllarında hemen her aydan 3 gün oruç tutmak şeklinde emredildi. Sadece Ramazan değil, 12 ayın
her birinden üçer gün. Dolayısıyla 36 gün oruç tutma emri vardı. Ne zamana kadar devam etti bu? Hicretin ikinci yılına kadar devam etti. Hicretin ikinci yılı 16. ay Şaban ayında Ramazan orucu emri geldi. Böylece 36 günün 30 günü Ramazan'da bir araya getirildi. Ama Ramazan yine seneyi devrediyor. O 6 gün fazla kalan 6 gün de Ramazan'dan sonraki Şevval ayında nafile olarak tavsiye edildi. Böylece 36 gün Ramazan ve Şevval'de bir araya gelmiş oldu. Bir yıllık oruç gibi aslında. Tabii. Hani, evet. Zaten 36 gün tutan bile 10 seneyi oruç tutmuş gibi diye hadis-i şeriflerde geçiyor. Böyle de bir müjde var yani. Tabii tabii. İlk gelen oruç emri şöyleydi yalnız. Biraz farklıydı. İmsak yatsı namazında başlıyordu. Yani sabah namazından yakın vakitte başlıyor değildi. Ha, direkt akşam namazında yatsıyla açtık orucu. Yatsıda tekrar oruç başlıyor. Tabii. Çok kısaymış hocam. Hatta akşamdan önce uyuyakalan insan ertesi gün akşama kadar bir daha yiyip içmiyordu. Fakat her zorluğun yanında bir kolaylık olduğu için o ilk gelen emirde bir insan gücü kudreti yerinde bile olsa isterse oruç tutmayıp yerine fidyesini verebiliyordu. Böyle de bir şey vardı. Tabii. Tabii ki bu Müslümanlara zor geldi. Müslümanlar tabii oruç yine de tutuyorlardı. Fakat geceleyin de oruçlu olmak biraz delinmelere sebebiyet verdi. Bakara 187'de buna işaret var. Allah Teala diyor ki Alimallahu ennekum kuntum tahtanuna enfusakum. Allah Teala biliyor ki siz kendi kendinize hıyanet ediyorsunuz. Geceleri demek ki bu oruç emri delenler olmuş. Bunun üzerine tabii ki hikmet, tabii ilahi hikmet, son emir, son şekil geldi. İmsak yatsıdan şimdiki bildiğimiz imsak vaktine alındı ve fidye vermek de bedenen oruç tutamayacak olanlara mahsus bırakıldı. Yani her isteyen, canı çeken fidye vererek bundan kurtulamaz. Ancak ömür boyu sürecek bir hastalığı varsa, piri faniliği varsa tutamayacağı derecede bunlar oruç tutmayıp yerine fidye verebilmektedirler. Bu şekilde oruç kıyamete kadar sürecek olan oruç son şeklini almış oldu. Ya şimdi aklıma şey geldi, hani ilk yatsı namazında dediniz imsak başlıyordu. Şimdi hani imsak uzun diyenler acaba bunu bilmiyorlar mı şimdi? İmsak hani şey tutuyoruz, erken sahur açıyoruz diyenler acaba bunu bilmiyorlar mı? Değil mi? Tabi. O ayrı bir konu zaten, o yanlış da. Onu tabi onu da işlememiz lazım aslında. Tabi onu da işleriz gerekirse. Şimdi önceki emirde her aydan 3 ay oruç vardı ya, tüm seneye dağılmıştı ya. Ramazan'da da bir araya getirildi. Ramazan'da seneyi dolaşıyor. Bir de Peygamberimizin ayrıca kendine mahsus bir orucu vardı. Ona savm-ı visal deniliyor. Ulama oruç. Peygamberimiz bir başlıyordu oruca. 5 gün hiçbir şey yemeden içmeden oruç tutuyordu. 5 gün. Ne iftar ne sahur. Hiçbir şey yok. Sahabeden kimiler biz de tutalım mı ya Resulallah diyorlardı. Yok diyordu. Bana Allah yedirir içirir. Siz tutmayın diyor. Peygamber orucu. Tabii. Hatta aksine ümmete şu emri vermiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahuru geç yapın ve mutlaka sahurda bir şeyler yiyin. İftarı da erken yapın. Top atıldığı halde, iftar başladığı halde yememek, biraz daha oyalanmak bizimkilerde biraz da takva gereği olarak belki karşılanabilir. Doğru değildir o. Hemen iftar edeceğiz. Hemen iftar edilecek. Sahur da son zamanlara, son dakikalara bırakılacaktır. Veya kimileri der ki ben sahur yapmadan oruç tutuyorum. Bunu herifliğe verir filan. Bir su içiyorum, tamam. Bu da yanlıştır. Bir şeyler yenmeli, içilmeli. Peygamberimiz bunu emrediyor. Tavsiyesi, tabii. Tabii emrediyor. Bir de sahur kelimesi sihir kelimesiyle aynı harflerden oluşuyor. Sihir ve sahur. Bundan şunu anlıyorum. Seher kelimesi de öyledir. Şunu anlıyorum. Seher vakti ve sahur yemeği büyüleyici yemek ve vakitlerdir. Sahurda yiyeceğim bir iki lokma
belki başka zamanlardaki yiyeceğim birkaç kap yemekten daha değerlidir ve vücuda faydalıdır. Sihirli, büyüleyici bir yemektir yani. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendine mahsus bazı hükümleri vardı. Ümmetine emredilen hükümler var. Şuna baktım ben internetten. Ramazan emredildiği ay hangi aya denk gelmiş? Dedim ya, evet. Hicretin 16. ayında emir geldi. 17. ayında oruç tutulmaya başlandı Ramazan'da. Ve ilginçtir. İlk Ramazan orucu emri geldiği ayda da Bedir Savaşı yapıldı. Ve Bedir Savaşı'na gidildiği zaman ashab oruçluydu. Peygamberimiz de diğerleri de oruçlarını açtılar Ramazan'da. Sonradan güne gün kaza ettiler. Bedir Savaşı Ramazan'da yapıldı. Ve bu emrin verildiği ay Mart ayına denk geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edinceye kadar 9 Ramazan geçmiştir. O 9 Ramazan gele gele Aralık ayı biter bitmez Peygamberimiz vefat etmiştir. Kasım ayına taşacağı zaman Peygamberimiz vefat etmiştir. 4 halife dönemi başlamıştır. Yani Ramazan ayındaki oruç o kış günlerine denk gelmiş. Her aydan 3'er gün oruç senenin tümü ile ilgili oruçlar her mevsimde tutulmuş yani. Öyle bir Ramazan toplanmış yani tabiri toplanmış, caizse. Evet. Böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yani evet. Sahur dedik hocam. Hani halkımız... Ben Ramazan'dan, oruçtan bize öğrenmemiz gereken ilginç bir şey vardı. Onu anlatacağım ama senin soruyu alayım ben. Yani şimdi insanlar yine aklında şeyler oluşturacaklar. Hani sıkıntılı olacak belki. Hani şunu tekrar edelim isterseniz. Sahur, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre tutulduğu zaman hiçbir sıkıntı yok. Hani erken açlık, geç açlık olayı yok. O onu tekrar edelim. Takvime güvenmelerini özellikle söylüyoruz. Ve ortalama 3 aşağı 5 yukarı imsak vakti güneşin doğuşundan 1,5 saat öncedir. Evet. Bu yaz günleri belki biraz uzayabilir. 1 saat 40-45 dakika olabilir. Kış günleri biraz eksilebilir. 1 saat 20 dakika falan olabilir. Ortalama 1,5 saattir. Güneşin doğuşundan 45 dakika önceye kadar yiyebilirsiniz şeklindeki sözler tamamen yanlıştır. Orucu sakatlamaktır. Hiç kimse bunlara kanmasın. Evet. Özellikle hatırlatalım. Eyvallah. Evet. Şimdi Ramazan'da neler kazanacağız? Oruç emriyle biz neyi kazanıyoruz? Farkında olmadan. Önce şunu söyleyelim. Biliyorum kaç dakikamız var, yetiştirebilir miyim ama? 6-7 dakikamız biraz, var hocam. Biraz uzunca. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oruç kültürü olmayan bir topluma, bir insana orucu anlatamazsınız. Yani deseniz ki ben Temmuz ayında 16-17 saat yemeden içmeden duruyorum o sıcakta. İşlerimi de görüyorum. İşlerimde aksama olmuyor deseniz, oruç diye bir kültürü olmayan insan tövbe buna inanmaz. Biyolojik olarak mümkün değildir der. Mümkün değildir. Yani biz, özellikle yaz aylarında. Yurt dışında bizim sınıfta Budistler vardı. Yaşantımızı anlatıyorduk. Diyordu ki bu kadar yemekle bir insan yaşayamaz diyordu. İşte yaşıyoruz dedik ya. Yaşayamaz diyordu mesela. Oruçla biz aslında çok ilginç bir şeyi öğreniyoruz ya da öğrenmemiz gerekiyor öyle diyelim. O da nedir? Niyetin gücüdür. Belki bilmeden öğreniyoruz yani bunu. Yani yaşıyoruz ama... Yaşıyoruz evet. Ama adını koyamadık kafa belki. Yorup öğrenmiş evet. değiliz ama. Öğrenmiş evet. değiliz. Öğrenmiş onu söyleyelim. Değiliz. Niyetin gücünü öğreniyoruz. Niyet o kadar müthiş bir güçtür ki. Örnekler anlatmaya çalışayım. Biz mesela bu sene Haziran en güzel, en uzun günlere denk geliyor. Ramazan. Bir de sıcak günlere denk geliyor. İmsakta bir niyet ediyoruz. Akşama kadar sapasağlam duruyoruz. Ama nasıl bir niyet? Öyle bir niyet ki tek başımıza bir odada kalsak bile yanımızda sular, ekmekler, yiyecekler, meyveler olsa bile hiç kimse bizi görmüyor bile olsa bir yudum su içmiyoruz. Dokunmuyoruz yani. Dokunmuyoruz. Dokunma adeta
mayınlarla döşenmiş yasak. Evet. Zihnimizde bu şekilde bir yasak koyacak şekilde bir niyet edebilirsek, bedenimize böyle bir emir verebilirsek, bu bedenin yapmayacağı iş yoktur. Bunu görüyoruz yani. İşte bedene bu gücü veren, bu disiplini veren o niyettir. İmsaktaki niyet gibi güçlü ve bedenin kaçamak yapamayacağı şekilde bir niyet edebilsek, oruçtan öğrendiğimiz bu niyeti diğer işlerimizde de uyarlayabiliriz, uygulayabiliriz. Müthiş bir şey hocam. Ve Müslüman niyetle elde ettiği gücü diğer işlerde kullansa, önüne kimse geçemez. Hani karınca 20 katıken 20 katı bir yükü taşıyormuş ya. Mümin o niyetle normal bir insanın aklını almayacağı kadar bir iş becerebilir. Aslında çok önemli bir şey söylediniz hocam yani bu niyetle ilgili. İşte bunu oruçtan öğreniyoruz. Yani oruçta bu edindiğimiz bu niyet bilgisini aslında tüm hayatımızın her alanına yaygınlaştırabiliriz. Mesela insan imsaktaki gibi güçlü bir niyet edebilse, dese ki ben 10 saat mesela çalışacağım, hiç yorulmayacağım. O şekilde güçlü niyet etsin. İnsan 10 saat çalışır hiç de yorgunluk hissetmez. Ya da namaz kılmayanlar için ben artık namazı sürekli kılacağım diye bir niyet. Bu şekilde bir niyet edilsin, o niyeti bir öğrensin ve uygulasın bir adam sigara içen. Ben bu sigara içmeyeceğim. Bu emri bir versin ama bedenin kaçamak ümidi olmayacak. Olmayacak. Yani kesin niyet edecek. İmsaktaki gibi. Kesin niyet edecek. Tabii imsak. Kesinlikle bırakır. Yani. Mesela şey anlatırlar işte Çanakkale'de Seyit Onbaşı kaç kiloyu kaldırmış? 286,5 kilo. Nasıl oldu? Akıl almıyor hocam. O niyetin gücüdür işte o. Ben bunu kaldıracağım diye vücuda komut veriyor. Tabii. Veya niyet etti adam. Güçlü bir niyet. Filan saatte uyanacağım. Uyanır. Evet. Uyanır. Kesinlikle uyanır yani. Emir ve uyanır. Ya da dese ki ben şimdi abdest aldım. 10 saat bu abdesti muhafaza etmem gerekir. Başka imkanım yok. Niyeti imsaktaki gibi güçlü versin. O beden 10 saat ihtiyaç hissetmez. O zaman bu beden komutu dinliyor hocam. Tabii. Niyet komutunu. Veya insan niyet etsin doymaya. Küçücük bir şeyle de doyar. Başka bir zaman doymamaya niyet etsin. Doymaz. Onun 10 katını yediğine doymaz. Çok doğru. Mesela kahvaltı yapsanız ve hiç niyet etmeseniz ben hani akşama kadar yemeyeceğim diye hemen acıkırsınız. Zaten onu diyecektim. Evet. Bir adam imsakta hiç niyet etmese, dese ki bugün ben ne kadar dayanabileceğim diye bir deneyim kendimi desin. Öğleyi bulamaz bu adam. Öğleyi bulamaz. Bulamaz. Öyleyse niyet nedir? Niyet ruhun bedene emridir. Benim anladığım. Ruhun bedene emridir. Ruh güçlü olur da, ruh güçlü olur da beden ondan çekinirse, ruhtan gelen emri bedenin yapmaması mümkün değildir. Ya. Hatta bazı kilo şikayeti olanlara diyorum ki, kilo almamaya niyet edin, kilo almazsınız derim mesela. Tabii gülerler falan ama ben inanarak söylüyorum. Bunu tıp tespit etmiş aslında. Önce niyet sonra diyet. Tabii tıp bilimi bunu tespit etmiş. Hipnoz diye kullanıyor bunu. İnsan kendine emir veremiyorsa, İnandıracak yani kendisi. İnsan ruhu kendine emir veremiyor. Ruh zayıf kalıyorsa takviye bir emir veriyorlar. Ve mesela iğne yapıyor, ameliyat ediyor, acı duymuyor mesela. Hipnoz diye. İşte biz ruhun niyetin bu gücünü oruçtan öğreniyoruz. Vallahi müthiş bir şey hocam hakikaten. Müthiş bir şey. Aslında bunu hani topluma, kendimize de, nefsimize vurduğumuz zaman güzel insan olacaksın, dürüst insan olacaksın. Tabii onun içindir ki. Genişletilebilir yani tabii. Onun içindir ki Peygamberimiz buyuruyor ki bana 40 erkeğin gücü verildi diyor. Ruh çok güçlü. Mümine de 10 erkeğin gücü verilmiştir diyor. Oo. Hadis-i şeriftir bu. Ya ama biz bunu hissetmiyoruz yani. Neden? Niyetle alakalı. Onun içindir ki Peygamberimizin sünnetine uymada titizlik gösterenler, ibadette önemli bir seviyeye çıkmış olanlar, bakıyorsunuz ki 2-3 tane zeytin tanesiyle idare ediyor günde. Performans da yerinde. 3-5 tane hurma yiyor. Tamam. Canlı akşama kadar dayanıyor mesela. Niye? Ruh güçlü. Bedene emrediyor. Beden de zaten ümidi yok. İstese de verilmeyeceğini biliyor.
bari başımın çaresine bakayım. Huzur geliyor yani, evet. Başının çaresine bakınca bedende kendindeki toksinleri, zehirleri parçalıyor, parçalıyor, onları kullanıyor. Artık bırakmıyor. Dediniz ki o zaman hem yani zayıflamak isteyenler böyle zayıflıyor. Şöyle düşün, bir insan bir meyve bahçesine girse nasıl yer? Birini bir ısırır, öbürü daha güzelmiş, atar. Yani. Ondan bilmem, belki 50 tane meyveyi telef eder. Ama bir adama 2 tane meyve versen, bunda başka meyve yok ha desen, çekirdeğine varınca kadar yer onu, değil mi? Ha, vücut da öyle. Dışarıdan gelme ümidi yoksa kendindekini çok yağlar yakar yer. Tertemiz, süzülmüş, sapasağlam bir vücut kalır. Orada. Eyvallah. Son şey de bu olsun hocam mesaj. Şimdi yani niyet üzerinde daha çok konuşmamız gerekiyor da biz niyetle bunu 1-2 dakika uzatacağız. Oruçtan bunu öğrendikten sonra şunu görüyoruz. Ruh neyle güçlenir? Zikir ve ibadetle güçlenir. Zikir ve ibadet. Nasıl ki beden acıktığı zaman yemek istiyor, mide zil çalıyorsa, ruh da ibadet istediği zaman ona benzer bir istek uyanır insanda. Ya böyle dürter yani içeriden şimdi bir şey. Şimdi bakın, mide zil çaldığı zaman bir adam güzel bir sofra dururken oradan yedirmez de çöplüğe götürürse, çöplükten beslemeye kalkarsan, bu adam nasıl akıl dışı ve acayip bir şey yapıyorsa, ruh da ibadet istediği zaman acıkmış ya, eğer onu siz namaza, ibadete, meşru ibadete götürmez de, güzel sofraya götürmez de, zamanımızda pompalamaya çalıştıkları, reklam ettikleri neyzi transantantal meditasyona götürürse, çöplükten beslemeye kalkmaya yani benzer. Ve zamanımızda biliyorsunuz o reklam ediliyor. Yoga yapacağım, meditasyon yapacağım reklam değil ediliyor mi? Yani? Bu namaza, ibadete alternatif olsun diyedir. Tabii, tabii. Ruh onunla beslenmez. Çöplükten beslenen mide gibi. Neyse. Evet. Laf bunu çok daha çok uzatabiliriz ama inşallah önümüzdeki programda bunu ayrıntılı bitiriyoruz. Şey yapalım hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Değerli izleyicilerimiz, bu programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.